Simge, kim gelmiş? Elindeki ne? Bilmiyorum ki, Sema Hanım'a verilecekmiş. Nereden bilirim? Ama ya tamam, aması falan yok. Git bak sen işine. Hadi. Ya çalışma, hallet, hallet. Yok oğlum, ne ağlaması? Sesini duydum, iyi geldi. Merak etme, iyiyiz. Hepimiz iyiyiz, bıraktığın gibiyiz. Abin de bildiğin gibi. Tamam, sen merak etme bizi. Sen işine bak. Ara ama sık sık, olur mu? Aç gezme oralarda ha. Tamam. Orhan mıydı? Ne var Özlem? Ne? Bu size gelmiş. Yapacaksınız ki bu fotoğrafları. Senin yatman gerekmiyor muydu Özlem? Gerekiyordu. İyi. İyi tamam. Ben de gidiyorum. Birkaç kez karşılaşmıştık ama tanışamamıştık. Çok memnun oldum Mahir Bey. Ben de öyle, buyurun. Cihan Bey, sizden önce Mahir'le de konuştuk. Yatılı okul için bizim çok uygun bir arsamız var. Çok iyi. Hemen başlayalım o zaman. Yeni döneme yetiştirelim o zaman. Hedefimiz bu olsun. Şahane. Şahane. O zaman buradan sonra devreye siz giriyorsunuz. Çünkü ben inşaat işinden pek anlamadığımdan... Mimarlar, proje çizimi falan. Merak etmeyin, merak etmeyin. En güvendiğimiz mimarlarla çalışacaksınız. Öyle mi? Anneciğim, beni çağırır mısın? Gel kızım. Mimarlarımızdan biri kızım Melisa. Memnun oldum. Ben de. Bir mimarımız daha olacak. Öyle mi? Kim? İnşaat firmasına bakmıştım ama... Burası Ahmet Durak ben. Hı. İş görüşmesine mi geldiniz? Evet. Buyurun, odama geçelim. Geliyorum. Oturun. Siz kendinizden bahsedin biraz. Sevgim acıdan kıvrandığını görmek olacak. Ölmek isteyeceksin. Yalvaracaksın. Ayaklarıma kapanacaksın. Ama ben yaşaman için çabalayacağım. Yaşa ki anla. Dünyanın en büyük acısını aldığın her nefeste hisset.
Ne yapacaksın canım? Ne yapacaksın? Telefonlara bakarsın. Satış olunca seni ilgilenirsin. Ama asıl işin bu değil. Yeni atılımlar yapmak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. İşi büyütmek istiyorsunuz yani. Evet, işte asıl iş burada sana düşüyor. İnşaat ve mimarlıkla ilgili mesleğimi icra edeceğim her alanda şevkle çalışırım ben. Senin işin sokak sokak gezip kiralık evleri bulup ev sahiplerini ikna etmek. Anlamadım, ikna etmek derken? Emlakçı olarak bize verme. Düşünsene, bu işin kârı çok. 2500 liralık ev aynı parayı kiracı bize verecek. Hem de taş atıp kolun yorulmadan. Mis gibi para. Akarı yok, kokarı yok. Asgari ücretle başlarsın. Öğlen yemeklerini burada bizimle beraber yersin. Mutfak var ama yapan yok. Ha ben yaparım dersen canıma minnet. 6 ay bir çalış, sigortanı sonra konuşuruz. İstersen hemen başlayabilirsin. Suna'dan aldığımız 3-5 kuruş zaten çoktan suyunu tüketti. Emekli maaşı da ev taşımaya gitti. Akşama iftar var, evde de çok bir şey yok. Dönerken istersen bir bakkala uğra. Veresiye veriyormuş, Suna dediydi. Tamam. Ben işi kabul ediyorum. Yalnız size bir şey söylemem gerek. Ben mimarım. Ve bu iş benim biraz mesleğimin dışında. Kabul edeceğim tabii ama kariyerim için mimar olarak iş aramaya devam edeceğim. Ve daha iyi bir teklif gelirse eğer burayı bırakmak zorunda kalacağım. Bunu önceden size bildirmek istedim. Olsun bakalım. Bu devirde iş bulmak zor. O gün gelsin konuşuruz. Anne. Cennet'le ben birlikte çalışacağız öyle mi? Hı hı. Evet. Hem bir şeyler öğrenmiş olursun. Ne alaka? Kızım Cennet'in başarısını gördük. Dubai işimiz onun sayesinde oldu. Bu projede sana da çok şey öğreteceğine eminim. Melisa. Kardeşin o senin. Değil mi? Hani senin için sevdiği adamı terk etmesine izin verdiğin kardeşin. Neyse, detayları sonra konuşuruz. Ha, yarın doğum günün. Evde kutlayalım dedim. Cennet'i de çağıracağım tabii ki. Şimdiden bilgin olsun. Aman çağır. Cennetsiz olur mu hiç? Cavidan. Belimde silah. Al. Şimdi çekil. Çok büyük bir hata yapıyorsun Cavidan. Cihan ya sana ya da Cennet'e zarar verecek. Şimdi bizi mi düşünür oldun? Ben hep sizi düşündüm. Ne zaman? Ha? Ben hiç hatırlamıyorum da. Beni 2 kez kaçırdığında mı? Ha yoksa Cennet'i öldürmeye kalktığında mı? Yoksa Selim'le Cennet ayrılsın diye elinden gelen her şeyi yaptığında mı ha? Şimdi beni suçlamanın zamanı değil. O adamdan kurtulacaksın. Uzak dur. 1 santim bile yanına yaklaşma. Neden? Kim bu adam? Hem sen niye bu kadar korkuyorsun ondan? Sizin için. O kadar sahtesin ki. Kendi korkunu bile bizim üzerimizden kullanıyorsun. Cihan Bey'le aranızda ne var bilmiyorum. Açıkçası beni hiç ilgilendirmiyor. Biz onunla proje ortağıyız sadece. O zaman bu ne ha? Dün gece bana geldi. Bak, bu sıfırlandığında sevdiğim birini öldürecek. Bana inanmak zorundasın.
O Elif bulaştı artık bize. Bize deme. Tamam? Bulaştıysa sana bulaşmıştır. Ayrıca bahsettiğin gibi biri olduğunu düşünmüyorum. Cennet'le benle ne işi olur? Benden dolayı. Cavidan. Gidelim. Yalvarırım bir kere dinle beni be. Halil, hemen Cennet'in peşine takıl. Etrafında birileri dolaşırsa, biri yaklaşırsa hemen gerekeni yap. Ama gözükme sakın. Durum çok ciddi. Tamam abi. Benim hemen gitmem lazım. Ne oldu? Kaya abi aradı. Cennet'in yanında olduğunu anlamadım. Nasıl yani? Ben benimle konuşacaksın diye beni çağırdığını sanmıştım. Konuşacaktım. Şimdi durumlar karışık. Sen sadece şunu bil. Kaya abinin sonu yakın. Nasıl yani? Öyle bir iş geldi ki başına kaçacak yeri kalmadı. Yakında herkes özgür olacak. Sen de kızına kavuşacaksın. Bak merak ettim şimdi. Nasıl bir suç falan mı işledi yani? Geçmişte işlediği bir suçun cezasını çekecek diyelim. Hadi gidelim. Hoş geldin. Nasıl geldiğimi de bilmiyorum. Ne oldu anne? Geç otur şöyle. Bunlar ne? Hani birisi Özlem'le senin fotoğraflarını çekmişti. Basına vermekle tehdit ediyor diye Arzu'yla Cengiz adama para vermişlerdi. Hatırladın mı? Evet, hatta ortada fotoğraflar falan da yoktu. Hah, aynen öyle. İşte o fotoğrafları çekip tehditle para isteyen adam bu. Ne? Nasıl yani? Bu adam Kaya'nın adamı. Tanıyor musun sen? Tabii canım, sürekli yanında. Bu Kaya oyunla boyunla ta en başından beri bizim içimize sızmış. Ama daha vahim bir şey var Mahir. Ne? Cengiz'in babanı gömdüğü fotoğraflar. Kimin çektiği meçhuldü hani. Yoksa... tehdit ettiği fotoğraflar aslında benle Özlem değil miydi? Daha fenası var. Ne? O zaman Arzu'nun otel odasında ne işi vardı? Mahir, ya ikisi de bu işin içindeyse, ya Arzu en başından beri biliyorduysa. Ben Arzu'dan her şeyi beklerim. Merhaba. Cennet'i çağırır mısınız? Cennet evde yok. Ne diyeceksen bana de. Nerede kızım? Sana ne? Mukaddes Hanım, ben her defasında kendimi size izah etmekten sıkılmam. Anlatırım. Sabırla. Anlaşılan bugün de böyle olacak. Müsaade edin. İçeri geçeyim. Lütfen. Buyur. Bak. Ben kızıma sahip çıkacağım. Dünya karşımda dursa, tek başıma bile kalsam yine de vazgeçmem ondan. Şu sözleri en baştan söyleseydin
bugün bu durumda olunmazdı. Haklısın. Çok ama çok haklısın. Benim bahanem yok. Sadece yaşadıklarım var. Yaşadığım acılar. Ya sana bunları tüm samimiyetimle anlattım ben. Pişmanlığım yok mu? Öyle çok ki. Cennet olmadan geçen 23 yılımın her gününe pişmanım ben. Hesabı sen yap artık. Mukaddes Hanım, çok defa ağır sözler söyledin bana. Hepsini de hak ettim. Tokat bile attın. Onu da hak ettim. Ama bu son söylediklerin... işte bu sözler çok ağrıma gitti benim. Sen cenneti ölüme terk etmişsin. Ha, cenneti kurtarsaydım o zaman da bu sözleri söyleyecek miydin bana? Hı? Melisa içinde karşıma geçip der miydin sen nasıl bir annesin diye? İnan bana. Başına gelmeden kimse anlayamaz beni. Kimseyi evladıyla, evlatlarıyla sınamasın. Ya bak karşındayım. Hala cennet için çırpınıyorum. Ya bunu gör bari. Ya sadece bunu gör. O benim kızım. Demin de dedim ya, dünya dursa karşımda vazgeçmem ben ondan. Bu defa sana inanayım. İnan. Ne olur inan bana. Sahip çıkacağım kızıma. Şimdi söyle bana. Nerede cennet? Karışmış değil mi? Size bir şey soracağım. Bu faturalar niye hep başka şirketler adına? Bizim birkaç şirket iç içe. Ha iyi tamam ama... bu faturalar inşaat malzemeleri için değil. Yani bu ürünleri burada zaten satamazsınız. Sen onları bana bırak, ben hallederim. Naylon fatura değil mi bunlar? Seni ilgilendirmez. Haklısınız, beni hiç ilgilendirmez. Size kolay gelsin. Bir dakika ya, dur bir dur. Çek elini! Al işini başına çal, şerefsiz. Ha, Cennet bu, dur hemen. Cennet! Ne oldu sana? İyi misin sen? İyiyim. Ben de sana geliyordum. İşe başlamışsın. Başlamadım işe falan. Tamam, daha iyi. Hadi gel, seninle konuşacaklarımız var. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok ama. Tamam, sen de dinlersin o zaman. İstemiyorum. Arabaya bin dedim. Ya da peşinden gelirim. Bak bu da bir seçenek. Gittiğin her yerde çıkarım karşını. Yaparım biliyorsun. Ya ama ben eve gitmek istiyorum. Peki, tamam. Evde buluşuruz o zaman. Ya ben seninle konuşmak istemiyorum ama. Ben de pes etmiyorum ama. Bundan sonra böyle mi olacak? Hı hı.
Evet, bundan sonra böyle olacak. İyi, tamam. Sadece 5 dakika ama. Tamam, anlaştık. Hadi gel. Ne yapacağımı bilmiyorum. Annemle babam da çıktı. Ver bakayım ben. Allah Allah. Bunları ben de bilmiyorum ya. Tabii normal, şirkete uğramayınca birkaç gün. Normal. İyi o zaman, sen çalış. Sonra da bana anlatırsın. Akşam 8'de alırım seni. Ne? Akşam 8'de alırım seni diyorum. Hem bir şeyler yeriz, hem beraber çalışırız. Sen ciddi misin? Evet, ciddiyim. Artık kaydarmak yok. İşlere el atmanın vakti geldi. Tamam. O zaman ben 8'de hazır olurum. Bu arada yarın doğum günüm. Biliyorum. Evde küçük bir kutlama yapacağız. Tamam, gelirim ben de. Her sene olduğu gibi bu doğum gününde de yanında alacağım. Tamam o zaman. Akşam görüşürüz. Ben mimarlık mesleğini ne kadar çok sevdiğini ve bu işte bir o kadar da başarılı olduğunu biliyorum. Sanki o bile çok eskide kalmış gibi. Hayır, değil tabii ki. Buraya sana bir iş teklifiyle geldim. Ben o şirkete asla dönmem. Hayır, şirkete dönmeyeceksin. Bağımsız çalışacaksınız. Kiminle? Melisa'yla. Bak, kimsesiz çocuklar için hem yurt, hem okul, hem de böyle sosyal tesislerin bir arada olduğu büyük bir proje düşünüyorum. Kimsesiz çocuklar için? Evet. Yeni döneme yetiştirmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Az önce iş teklifi dediğime bakma. Aslında ben senden yardım istiyorum. Niye ben? Çünkü bu işe gönlünü verebileceğini biliyorum. Bunu bir iş olarak görmeyeceğini biliyorum. Ayrıca yurtta kaldığın için o çocukların isteklerini, ihtiyaçlarını, hayallerini en iyi sen bilirsin. Bir de sen. Evet. Bir de ben. Ne diyorsun? Var mısın? Bak, benim için değil. Kendin için bile değil. O çocuklar için. Çünkü en iyisini hak ediyorlar. Ve eğer istersen sen onlara bunu verebilirsin. Eğer benim bir yardımım dokunacağına inanıyorsanız olur. Tamam. Tamam.
Tamam. Yarın hemen başlıyoruz o zaman. Kaya da yeni öğrenmiş. Arzu Soyer'den. Yani namı diğer Cavidan. Duymuştum Cavidan diye birini sevdiğini ama bulamamıştım. Demek senmişsin Arzu. Hadi başlayalım bakalım. Acı çekmek neymiş? Öğretelim şu Kaya'ya. Merhaba. Merhaba. Arzu. Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Arzu bak sana bir şey soracağım ama sadece anlamak için soruyorum. Sakın yanlış anlama. Tamam. Sor ne istiyorsan. Bu adam Halil. Sen de tanıyorsun. Evet. Ayrıca bu adam senden ve Cengiz'den tehditle para alan adam. Evet. Evet ya. Bu ne canım böyle? Böyle mi sorulur? Anne senle ne konuşmuştuk? Bir kulağımdan girdi öbüründen çıktı. Çek sen bakayım şöyle. Hesap ver bakalım. O fotoğrafların aslında ne vardı? Rızam gömülürken sözüm ona birisi fotoğrafını çekmiş ya. Meçhul kişi. O adam bu muydu? Kaya'nın adamı bu muydu? Sustuğuna göre doğru. Doğru. Peki şimdi şuna cevap ver bakalım Arzu Hanım. Sen bu işin neresindesin? Sen de Cengiz'le birlikte miydin? Birlikte mi gömdünüz kocamı? Birlikte mi öldürdünüz? Hayır. Hayır tabii ki de. Nasıl yaptınız? Anne! Biriniz öldürdü, diğeriniz gömdü. Arzu hadi! Hanginiz kıydınız? Hanginiz kıydınız kocama? Hanginiz aldı onun canını? Anne yeter artık. Acımadın mı hiç? Hiç acımadın mı? O sana kızım dedi. Kızım derken sen nasıl kıydın onun canına? Anne ne saçmalıyorsun sen? Birlikte yaptılar. Birlikte öldürdüler, birlikte gömdüler. Niye bu Kaya etrafımıza salıyorsun? Niye aramızda cirit atıyor bu adam? Sırf Arzu eski kırığı diye mi sanıyorsun? Aa anne yeter artık ama.
Aynı cümle içerisinde Arzu ile o herifin yan yana anılmasını istemiyorum. Duydun mu? Anılmasını istemiyorum. Anlatsın o zaman. Anlat Arzu. Cevap ver. Susma, cevap ver. Ya verecek. Verecek de böyle iftira atılarak, suçlanarak yapılmaz ki bu. Arzu. Lütfen sen de cevap ver. Annem rahatlasın. Benim hiçbir ilgim, alakam yok tabii ki. O gece o otel odasında siz ne biliyorsanız ben de o kadarını biliyorum. O parayı Özlem'le Mahir'in rezilliği ortaya çıkmasın diye verdim. Cengiz yalan mı söylüyordu? Yoksa doğru muydu bilmiyorum. Tamam mı? Oldu mu? Tamam. Tamam, oldu. Kusura bakma. Oldu. Öyle mi? Anne lütfen yeter artık. Peki baba, peki. Bakın. Rıza Bey benim babamdı. Ben ona asla zarar vermezdim. Vermedim de. Şimdi müsaadenizle. Bunları da atıyorum artık. Bu mesele burada kapandı. Açılmayacak. Sen de açma.